For real? Oh, it makes so much. Come on, man. Put down the mic. John, günaydın, günaydın, günaydın arkadaşlar. New Jersey, New York macerasının 3. gününde güne tabii ki yağmurlu başladık. Yani bu havada bir yağmurlu gözüküyor, bir normal gözüküyor. Bir yağmurlu gözüküyor, bir normal gözüküyor. Bugün normalde yağmur gözükmüyordu ama yağmur gözüküyor, canım sağ olsun. İlk 2 gecemizi biliyorsunuz şu arkadaki evde kalmıştım. Şimdi 3. ve 4. gününde de New York'ta çok tatlı bir otel tuttum. Leo House diyor. Gerçekten çok güzel bir otel tuttum. Yani öyle gözüküyor fotoğrafları. Şimdi oraya doğru gidiyorum. New Jersey, Long Branch'ten bir tane tren var. Treni atlıyorum. Trenle 1 saat 10 dakikada Loves diye New York'un merkezine geçiyorum. Hava bayağı kapalı. Dün akşam bir gezmeye gidecektim. 1 dakikalık treni kaçırınca treni kaçırdım. Dedim ki 1 saat tren beklemeyeyim. Gitmedim. İyi ki de gitmemişim. Ama şimdi yine treni kaçırma ihtimalim var tabii ki. Kılı kılına son dakika çıktım. Bu yağmur çok hoş olmadı ama olsun. Yağmur da özlemişizdir. Bu arada tren biletine zaten şeyden, tren otobüs fark etmez. New Jersey Transit'ten bahsediyorum. New Jersey Transit'e dair her şeyi NJ Transit diye bir app var. App'ten alabiliyorsun. Hiç uğraşmadan. Ben o yüzden app'ten alıp app'ten gösteriyorum böyle 2 gündür. Buna da galiba 16.25 dolar verdim. Ben şimdi koşturuyorum ve trene yetişiyorum. Umuyorum. Moments later. Tren kaçtı. Yapacak bir şey yok. Treni kaçırdım. Bir tren geliyor ama benim trenim değil ki ya. Olsun. Ben Dunkin'e gidip bir kahve alıyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Twitch yayınında Dunkin dedi arkadaşlar. Şu an Dunkin'e geldim. Zaten treni kaçırmışım. İçeri gireyim bir. Sabah kahvemi buradan içeyim. Happy to see you again. Bence de. Aa, avokado falan yapıyorlarmış ya. Good morning. We're gonna be on there too. Yeah, do you wanna say hi? Hi, how you doing? I'm good. This is my YouTube channel. Oh, that's a YouTube channel. Yeah. So also yesterday I did Twitch. I come to here 8 p.m. 8:10. Your closet. I want a coffee. All right. Would you like your coffee? What's your recommendation? Most I like a black coffee. This is heavy, like it's a strong coffee. Do you recommendation? You want strong or you want mild? Medium. I'll make it for you. Thank you so much. What's your name, by the way? Eugene. Tutku, nice to meet you, bro. Nice to meet you too. He's so nice, guys. He's so nice. Also, I have one donut. What is your favorite? Which one your favorite? My favorite? Yeah. Double chocolate is my favorite. I want a double chocolate. Okie dokie. How much is total? Good. Huh? Good. For free? Oh, thank you so much, man. Thank you, man. Arkadaşlar, valla arkadaşlar hediye etti. Onlara da helal olsun. Arkadaşlar, evet size bir trik. Hazır mısınız? Güzel bir trik geliyor. Elim kolum her şeyim dolu. Şu an nasıl gözüküyorum bilmiyorum ama bir dakika dur, şu maskeyi indireyim, böyle Laz gibi burnum çıktı. Arkadaşlar, elinize kamerayı aldığınızda buradaki insanlar inanılmaz tatlı oluyor. Normalde tatlılar. Kahvemi aldım, donut'umu aldım. Borcum ne kadar dedim. Borcun yok dedi adam. Dedim niye? Dedi borcun yok. Yani gerçekten sabah donut'um ve kahvem bedavaya geldi. Güzel oldu. Dün de Twitch yayınını izleyenler hatırlar. Twitch yaparken de bir pizzacıya girdim. Pizza alacaktım. Kapıda çocukla muhabbet tam işten çıkıyordu. Espri yaptım. Dedim ki, bro dedim ya, bana bir dedim diskant yok mu ya? Bir dedim indirim yok mu? Bir diskant yok mu ya? Bir dedim indirim yok mu? Dedi %50 indirim. 2 dilim pizza aldım kocaman. 10 dolardı. Onları da 5 dolara geldi. Kamera olduğunda bütün kapılar açılıyor burada, onu gördük. Şimdi bir elimde donut, bir elimde kahve. Çok yağmur yağıyor. O yüzden hemen tekrardan tren istasyonuna dönüyorum. Kahve ve donut'ımı orada gömeceğim. Arkadaşlar size şöyle New Jersey, New York trenini göstereyim. Bayağı bir saat küsürlük bir yol olduğu için iki katlı güzel bir tren yapmışlar. Ben üst kata geçtim. Tabii ki şöyle gayet güzel. Az önce buraya koyduğum eşyalarımı işte çekim yapayım diye çıktım. Dunkin'den free kahvemi aldım. Free çünkü YouTuber'ım. YouTube olmanın çok nadir avantajlarını yaşadığım günlerden beri. Yavaş yavaş 1 saat 15 dakika sonra Penn Station New York'ta olacağız. Long Branch to New York. Arkadaşlar, New York'tan hepinize merhabalar. Sonunda New York'a geldik. Yağmur, çamur,
kaos. New York'tayız. Direkt yola atladım gördüğünüz gibi. Yayındakiler görüyor zaten. Bakalım New York'ta ne gibi maceralar, ne gibi gezmeler, tozmalar yapacağız. Üçüncü gündeyiz. Vlog'da iki gün New Jersey'di. Şimdi de New York'tayız. New York'tan hepinize merhabalar. Evet arkadaşlar. Madison Square Garden. Penn Station'da indik trenden. Şu an kalacağım otele doğru geçiyorum. Yürüyerek 12 dakika diyor. Bir de New York'tan navigasyona bakmaya geliyor. Bir yere bakıyorsun diyor ki 23'e git, 23'ten sağa gir, otel orada. Burada her yer köşe köşe olduğu için bayağı çok daha rahat adres bulması. Bakalım vlogumuzun 3. gününde New York'ta bizi nasıl maceralar bekliyor? Hep beraber göreceğiz. New York PD'de arabaları değiştirmiş. Eskiden daha cool arabaları vardı. Şimdi daha böyle bir dandik geldi benim gözüme. New York güzel yerde. Çok yağmur. Abi benim şemsiyem var da niye açmıyorsam onu? Yağmur altında New York'ta Penn Station'dan otel bir 10 dakika sürdü aşağı yürüyerek. Otel tam olarak arkamda şu an görmüş olduğunuz The Leo House. Güzel bir otele benziyor. Güzel bir oda tuttuğumu düşünüyorum Booking'den. Otel şu arkadaşlar. Bakın burada kalacağım. Yani umuyorum tatlı, güzeldir. Oteldir. Tam şehrin merkezinde burada Chelsea diye bir mahalle var. Chelsea'deyim. Burası arkadaşlar kalacağımız yer. The Leo House. Otele geldik. Check-in yapıyoruz arkadaşlar. Burası otelimizin resepsiyonu. Güzel bir otel. Şurada oturup check-in'i bekle dedi. Abimiz ayna var şurada. Ayna söyle bana var mı benden güzeli var mı bu dünyada? Evet güzel bir otel. Hemen anahtarımı alayım. Check-in'imi yapayım. Çantalarımdan kurtulayım. Yağmurlu da olsa çamurlu da olsa şahane bir New York maceramız başlasın. Evet arkadaşlar koridorlar böyle. Abla diğer odaları temizliyor şu an. Hemen asansörün yanındaki oda benim odam. 404. 404. 4 galiba uğurlu bir rakamdır diye hatırlıyorum ama bakalım odanın ilk intibası. Diyorlar ki oda sizin için sanitize edilmiş, temizlenmiş, her şey yolunda. Merak etmeyin. Hadi bakalım odanın ilk intibası. Işığı açtım sizde arkadaşlar. Bence canavar. Yani 2 gün ben kaç para verdim hatırlamıyorum. Bakarım ona. Koyarım ekranın sağına soluna kaç para verdim ama $140 civarında bir şeydi yanlış hatırlamıyorsam. New York'ta Chelsea gibi bir yerde. Bence ilk intiba gayet güzel. Bir yerde haç var. Girişte de haç vardı. The Leo House. Demek ki birazcık dini bütün bir patron. Camını da açayım. Wow, şehir manzaralı. Şehir manzaralı. Güzel. Yani New York'un göbeğinde arkadaşlar bu fiyata böyle bir otel, böyle bir oda bence gayet canına var. Burası büyük ihtimalle benim mi? Aynen banyom. Tuvaletimiz bakayım inşallah temizdir. Gayet temiz bir duşumuz. Lavabomuz. Birazcık eski. Çünkü böyle wow bir otel değil. Ama bence burası için gayet güzel. Burası bir tane yan oda. Basacağını sanmıyorum. Aynen. Burası da kıyafet odası falan mı? Aynen böyle bir şeye gerek yok ama böyle bir şey koymuşlar. Odamız bu. Yani konumu çok iyi. Konumunu da yazayım açıklamaya. Chelsea diye bir mahallede bildiğim Penn Station yani Madison Square Garden'dan oradan yürüyerek 12 dakikada geldim. Tam karşımda SVA tiyatrı varmış. Canavar. Telefonu biraz şarja koyacağım. GoPro'yu biraz şarj edeceğim. Saatlerimiz 2.23. Sonrasında güzel bir yemek yemeyi hak ettik bence. Evet arkadaşlar otele girişimi yaptım. Eşyalarımı bıraktım. Telefonumu, bilgisayarımı, her şeyimi şarjda taktım. Bir yandan Twitch'te yayındayım, bir yandan da YouTube'a çekmeye devam. Şu an 23. cadde ile Sikletenik kesimindeyim. Bryant Park'a doğru yürüyeyim diyorum. Yağmurlu bir New York. Artık o Allah'ın emri, yapacak bir şey yok. Sadece elim, ayağım titriyor açlıktan. O yüzden Twitch'e soruyorum arkadaşlar nereye gideyim, ne yiyeyim? Çok acıktım, ölüyorum açlıktan. Gidelim güzel bir New York keyfi yapalım, yaşayalım istiyorum. Arkadaşlar köşe başında ilk gördüğüm helal put olan bir tane şeye geldim. Köşe başı sokak lezzetlerine geldim. Çünkü Türkiye'de özlemiştim bunu. Arkadaş da şu an chicken kebap siparişi verdim. Bana chicken kebap yapıyor. Arkadaşlar şimdi de Bryant Park'a doğru gidiyorum ama Bryant Park'a gitmeden hop karşıma Madison Square Park galiba yanlış hatırlamıyorsam o çıktı. 2 dakika size şöyle bir göstereyim bakar mısınız ya yani adamlar bu kadar binanın gökdelenin arasında bile yeşilliği korumuşlar. İnanılır gibi değil gerçekten helal olsun. Adamlar şu yeşilliği korumuşlar ya hele Bryant Park hani Central Park ayrı o başka bir göz bebeğimiz. Bryant Park ayrı ama burası başka bir güzel. Evet.
Bryant Park'a doğru yavaş yavaş yürürken tabii ki New York'un en meşhur olaylarından biri dilim pizza kola. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Hemen abimiz koymuş. Diyor ki 2 dilim pizza artı kola 5.95 plus tax. Yani taxla beraber bu 7 dolara falan gelir. 4-5 sene önce bunlar tax dahil 5 dolardı. Demek ki ekonomi çok da iyi değil Amerika'da. Zam gelmiş. Bir de hatırlıyorum ben bu dükkanı. Burası ufacık bir yerdi. Adam boydan boya büyütmüş işleri. Demek ki işler yolunda. Güzel. Şu an aç değilim. Aç olsaydım ben bunu yine gömerdim arkadaşlar. Evet. 5. caddede tam simit sırayının olduğu yere geldim. Ama maalesef simit sırayı kapanmış arkadaşlar. Bunu duymuşsun zaten. Üzdü. Canı sağ olsun. Ama simit sırayının hemen yanında Mad Men var. Mad Men de buradaki legal kanabis dükkanı. New York'ta serbest mi bilmiyorum. Üçerisi serbest ama demek ki burada serbest ki yan yana koymuşlar. Ya simit sırayının kapanmasına birazcık üzüldüm açıkçası. Ama yani simit sarayı olmaz başka bir şey olur ama bir tane simitçi 5. caddede olsa güzel olurdu. New Jersey'de çok fazla simitçi var. Hatta Smith & Smith diye bir dükkan vardı. Orası bayağı bir iyiydi. Ben burada kaldığımda oraya giderdim arada sırada. Ama New York'ta yok. Aa, New York'ta bir tane çiğ köfteci var lan, oraya bakalım olmazsa. Bak oraya gidebilirim ha. Bir çiğ köfteyim buraya kadar gelmişken. Şimdi de şehrin göbeğinde Central Park'tan sonra benim en çok sevdiğim parka geldik arkadaşlar. Burası Bryant Park. Şurada hemen arkasında şey var. New York Şehir Kütüphanesi var. 125 yıldır açıkmış. 125. yılla alakalı bayraklar vardı kapısında. Dediğim gibi gündüz vakti buraya şu an kapanmış büyük bir ihtimalle. Bir gelip gürültü yapmadan izin verirlerse içeri çekmek istiyorum. Gerçekten böyle Harry Potter'ın yemek yedikleri sahneler var ya. Hani öyle sahneler var içeride. Yani öyle büyük bir kütüphane, güzel bir kütüphane. Hemen arkası. Burası da Bryant Park. Yani burada işte insanlar şu an yağmur yağıyor ama normalde çimlere gidip çimlerde oturuyorsun, yayılıyorsun, yatıyorsun, yuvarlanıyorsun. Yogalar oluyor. Bazen burada etkinlikler oluyor. Tabii böyle ufak ufak dükkanlar da açmışlar. Bir tane de nazar boncuğu dükkanı var. Şöyle bir daha bir göstereyim. Buranın en sevdiğim özelliği arkadaşlar. Tamam, Central Park çok güzel bir yer. O tamam, Allah'ın emri, onu çok seviyoruz, ayrı mesele. Ya daha doğrusu çok güzel bir yer. Burayı sevme sebebim işte yerler yağmurlu olmasaydı buraya yatıyorsun, kafayı bir kaldırıyorsun abi. Etrafında böyle 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 binalar var. Yani şehrin göbeğinde böyle bir nefes alma yeri olması gökdelenler arasında beni bir mutlu ediyor. Onu da sizlerle paylaşmak istedim. Şu an yerler ıslak olmasaydı direkt buraya çökerdim. Ve burada yatardım arkadaşlar. New York'un başka bir olayı da şu an Mayıs ayındayız. Mayıs'ın 5'i bugün. Sabah deli gibi yağmur yağdı. Şimdi yağmur dindi eyvallah. Ama yerler tabii ıslak ve çok sıcak olmaya başladı. Şimdi yavaş yavaş soyunuyorum. New York'a geliyorsanız fark etmez yani yaz kış. Hani yanınızda bir yağmurluk mutlaka olsun. Bir kalın, bir ince bir şeyler olsun. Yoksa ya çok üşürsünüz ya çok yanarsınız. Ben şimdi yavaş yavaş üzerimde işlem olduğuna geçiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar, Bryant Park çok güzel bir hanımefendiye karşısın. So, by the way, you don't need makeup. You look so beautiful. Hold on, sorry, my dog's chasing birds. Okay, what's your name? Come here. My name's Lauren. My name is Tutku. Nice to meet you. Nice to meet you. So, I just for ask her which location better for me, like a breakfast or dinner or something like that. By the way, if you have time tomorrow, do you wanna join with my breakfast tomorrow morning? Possibly. Okay, so give me just one second, I will... Yeah, absolutely. Absolutely. Arkadaşlar bir saniye, yayını kapatıyorum. Bryant Park'ta sadece az önce gösterdiğim gibi kıyafet satan, nazar boncuğu satan yerler yok. İşte böyle saat satan, yine aynı şekilde takı toka olduğu gibi biraz da ilerlediğimiz zaman şeyler var. Böyle yemek, food court gibi şeyler var. Ya burada bir tane gözleme satan bir tane abla vardı yanlış hatırlamıyorsam eskiden. Hala var mı bilmiyorum ama şöyle bir gezelim. Onun da ismi Türk Fiyatlar nasılmış? Ooo arkadaşlar. Çok güzelmiş. Yani ben yarın buraya gelirim, burada bir waffle patlatırım. Yarın bir waffle patlatırım. Hatta kız yarın buraya bile gelebilirim ha. Yani gelmek isterse tabii. Üf. Çok iyi. Çok iyi. Tatlıya ihtiyacımız olacak çünkü. Gayet güzel. Arkadaşlar bakın ortalama. Birazcık mesela burası pahalı bak. Çünkü Bryant Park'ın içinde olduğu için pahalı. 18 dolar, 15 dolar. Genelde Los Angeles'ta 9 ile 12 arasıdır bu. Belki burada da öyledir ayrı mesela ama Bryant Park tam bir sosyete yeri olduğu için burası birazcık pahalı olabilir. Gözlemeci abla duruyor mu acaba burada? Dondurmacı. Bryant Park. Göz bebeğim. Çok seviyorum burayı ya. Bak burası Ermeni dükkanı. Abi Ermeni bayrağını asmış köşeye. Assın. Sıkıntı yok. Helal olsun. Çalışıyor. Herkes ekmeğinin peşinde. Le Pen'in buraya şey açmış, tam da göbeğe. Abi işte büyük firma, anladın mı? Le Pen olunca Bryant Park'ın oradaki en kocaman dükkanı ele geçiriyoruz. Evet, şimdi yavaş yavaş sizi Times Meydan'a götürüyorum.
Times Meydanı'nda zaten biliyorsunuz buranın en turistik, en meşhur yeri New York'un. Sadece turistler gidiyor. Bu Allah'ın emri yani. Bir New Yorklu, New York'ta yaşayan bir insan Times Meydanı'na sadece misafiri geldiğinde gider. Ben de zaten şöyle şöyle ışıkları görmeye başladığım an dedim ki Times'e yaklaştım. Are you vlogging? I make TV. TV, which TV? I am a YouTuber. Cool. Yeah, this is live stream on the Twitch. This is for YouTube. So, what's your name? It's Catherine. Catherine. Yeah, what's okay. Your name? So how I find you, your video or something like that? Instagram is Catherine Michael. Okay, nice to meet you. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Meşhur kırmızı merdiven. Normalde bu kırmızı merdivende oturuluyordu. Çok kalabalıktı. Ama tabii ki pandemiden dolayı kapatıp kapısına da iki tane güvenlik koymuşlar. Yarısını Coca-Cola, yarısını Samsung almış artık. Pahalı geldi galiba. Yarı yarıya bölüşmüşler buradaki reklamı. Neredeyiz? Times Meydanı'ndayız. Sadece turistlerin geldiği, yerel halkın hayatta uğramadığı bir reklam dünyası, meydan ama her yer ışıl ışıl. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Bir yar sevdim, sevmez olaydım. Kar gördüm, kaydım.